memur ve memur emeklerimizin satın alma gücünü artırmayı ve yaşam standartlarını daha iyi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zamın belirleneceği 7. dönem kamu toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da önemli vaatleri arasında yer alan 1. dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek göstergenin getirilmesi hususunda yetkili konfederasyonla birlikte çalışma yapacağız. Yaklaşık 18 yıldır kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affedilmesi yönelik bir çalışma bulunmamaktaydı. Bu konuda yetkili konfederasyonla birlikte belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. Görüşmeler kapsamında kamu işveren heyetiyle Memursen, Türkiye Kamusen, KESK ve hizmet kollarında yetkili sendikaların yetkilileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 3. toplantısını yaptı. Bakan Işıkhan toplantı öncesi hükümetin 2. teklifini açıkladı. Kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için %15, ikinci 6 ay için %10. 2025 yılı ilk 6 ay için %6, ikinci 6 ay için %5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimizi %43'ü bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci 6 aylık dönem zammı ile birlikte kümülatif artış oranı ise %57'yi bulmaktadır. Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin ikinci teklifiyle ilgili açıklama yaptı. Yalçın, bugün toplu sözleşme görüşmesi kapsamında ikinci teklif sunuldu. Gelen teklifin bir öncekinden 2 puan yükseltilmesi bizim anlaşılmadığımız anlamına geliyor. Şaşkınlıkla karşılıyoruz, teklif gözden geçirilmeli dedi.